Her seçimlerde başkan adaylarımız, belediye başkan adaylarımız özellikle vaatlerinin arasında bu çarşıyı yapacağız diyorlar. Seçimi kazandıktan sonra zaten görünmüyorlar. Allah razı olsun onlardan. Desteklerimizi veriyoruz. Verdiğimiz için bedeli de budur. O da bizim suçumuz. Sadece aday olup başkan olmak için geliyorlar. Onu da yapıp gidiyorlar. Biz de kuzu kuzu veriyoruz oyumuzu. Şu an Kahramanmaraş'ın tarihi Kapalı Çarşısı'ndayız. Söz verilip de yapılmayan tadilatlar için geldik. Yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan zor durumda olan esnaflarımızın sıkıntılarını dinlemeye geldik. Gelin hep birlikte izleyelim. Buranın ben 40 yıllık, 50 yıllık esnafıyım. Ahmet Kılıççılan. Burada ayakkabı satıyorum ben. 1983 yılından beri Saraciyeler ve Köşkeller Derneği Başkanlığı olaraktan başkanla beraber para toplandı. Burası 83 yılında yapıldı. Daha o günden bugüne kadar bir daha tadilat görmedi. Kışın böyle yağmur, su, delik, her yerden akıntılar var. Yazında sıcaktan, sacın sıcağından, havasızlıktan böyle kalıyoruz. Toz, toprak. Hayrettin Günger Bey, belediye başkanımız bu çarşıya geldi 2 yıl önce. Yapacağız dedi. Burada geldik, konuştuk. Yapılacak dedi. Dış cepheyi iyileştirmesi yaptılar. İçeriye girmediler. İçeriler hala toz toprak içinde. Her taraf virane şekilde bekliyor. Ve kendi başkanımızı, esnaf başkanımızı devreye şey yapıyoruz ondan sonra. 2023 seçimleri geldi. Gelir de buraya görüşürüz dedik. Yine gelmedi. Hala bekliyoruz. Toz toprak içinde böyle duruyor. Her seçimlerde söylenilen vaatler, her seçim geldiğinde söylenilen şeyler var ama hiçbir şey yapılmıyor. Zaten gözde görüken bir şeyler vardır bu çarşının içerisinde. Her seçim öncesi il başkanları, ilçe başkanları hepsi buraya geliyorlar ki o ilçe başkanları da buradan gitme. Yani bu kapalı çarşının esnafının çocukları zaten. Ama her seçimlerde söyledikleri şey buraların tadilatı ama hiçbir şey yapılmaması. Yani biz her seçimlerde o koyun gibi gidiyoruz, onlara oy veriyoruz ama bizim bu çarşımıza hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece bütün sıkıntılar belediye başkanı. Ya bir belediye başkanı yani şehri gezmesi lazım. Bir tek seçim öncesi gelmişti buraya. Seçim biteli 4 yıl olmuştu. Belki 3 yıl olmuştur belediye seçim biteli. 3 yıldan beri bu çarşıya daha bir kere olsun girmedi bile. Artık yani sıkıldık bunlardan. Değişim istiyoruz yani. Şuraya yapılsın diyoruz, şuraya açılsın diyoruz. Hiçbiri de ilgilenmiyor yani. Yoksa bıraksınlar, yapmayacaklar işte. Sayın belediye başkanım da haftada bir, ayda bir, yılda bir şuraya bir girsin de esnafın derdini bir dinlesin. Ne var burada? Başkan bizden mi korkuyor ya? Bizden oy aldı. Bu sefer nasıl oy isteyecek vatandaştan? Bunlara bir çare isteyik. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bilse yapar. Buradalar yapmıyor. Bunlara boşuna görev veriyor Cumhurbaşkanı. İstanbul Kapalı Çarşı'nın tadilatı nasıl yapıldıysa öyle yapılsın diyoruz biz. Şimdi siz burayı komple ben boşaltacağım, şuraya gideceğim, göndereceğim falan demesi bu kadar esnafın komplesinin iflasına sebep olacak. Komplesinin. Çünkü burada yeraltı çarşısının hali vardı şurada eski hal. Orayı yıktılar, esnafı şuraya götüreceğiz dediler. 3-2 sene oraya gönderdiler. Ondan sonra bura olmadı dediler, orayı da yıktılar. Başka yere göndereceğiz dediler. Buradaki belediye çarşısındaki bütün esnafların hepsi iflas etti. Hepsi iflas etti. Şimdi bu adamlar da bize bu şekilde bir öneride bulunup bunu yaptıracak olurlarsa buradaki esnafın tamamı iflas eder. Fakat burada şikayetimiz yağmur yağdığında, kar yağdığında bu dükkanlarımızın duvarlardan sular geliyor. Kumaşlarımız zarar görüyor. Bu sene çok oldu ama hiç kimseye sesimizi duyuramadık. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik ama ilgilenen olmadı. Burada doğduk, burada büyüdük. Yani çarşımız güzel, aslında bir bakımı yapılsa çok iyi olur yani. Hani şöyle söyleyeyim, gelen giden yabancılar mesela, turistler falan. Bir temizlik olsa çok güzel olur. Yani biz de memnun oluruz yani. Ta ben bildim bile burada bir önemli bir tadilat geçirmedi. Bu çatıyla ilgili, restorasyonla ilgili geliyorsunuz galiba. Ya her seçimlerde başkan adaylarımız, belediye başkan adaylarımız özellikle vaatlerinin arasında bu çarşıyı yapacağız diyorlar. Sadece seçim zamanlarında olan bir şey. Seçimden sonra kazandıktan sonra bir daha göremiyoruz zaten de. Yani ağzımı da bozmak istemiyorum. Adamlar sadece seçim için geliyorlar. Yatırım vaatlerinde buranın restorasyonu var. Seçimi kazandıktan sonra zaten görünmüyorlar. Allah razı olsun onlardan. Desteklerimizi veriyoruz. Verdiğimiz için bedeli de budur. O da bizim suçumuz. Bir yağmur yağsa her taraftan su akıyor. Benim dükkanıma 2 sene önce su bastı tavandan, çatıdan aşağı.
O zamanlarda seçimler vardı zannedersem. Dükkanımız su bastıktan sonra vardık derdimizi anlatmaya da biz ne yapabiliriz diyorlar. Önlemini alabilirsin, restorasyonunu yapabilirsin. Sadece seçimde vaat olarak kullanmayacaksın. Verdiğin sözleri yerine getireceksin. Bütün belediye başkanları da olsun, Dulkadiroğlu da olsun, büyükşehir de olsun. Bunların hiçbiri gözükmüyor. Ha, Banak Bey geldi geçen. Restorasyon yaptık diyor. İnsanın dışını tamam güzelleştiriyorsun da içine niye bakmıyorsun? Dışarıdan güzel. Bir de öbür tarafı yüzüne bak bakalım. İç kısma bak bakalım. Ora harabe. Orayı niye düzenlemiyorsun? Burası bir tarihi çarşı. Yakışıyor mu şu Kahramanmaraş'a? Yakışmıyor bence. Artık kendiler düşünsün bunu. Sadece aday olup başkan olmak için geliyorlar. Onu da yapıp gidiyorlar. Biz de kuzu kuzu veriyoruz oyumuzu. Daha da vereceğiz herhalde. Yani Kapalı Çarşı'nın tarihi bir yerin hali işler acısı. Ya biz bu şekilde turistlere hizmet vermekten utanıyoruz yani. Ya olacağı bu. Keşke Fatma Şahin gibi bir belediye başkanımız olsa da gurur duysak. Geçen hatta bir Antepli biriyle böyle biraz sohbet ettik. Dedim ki Fatma Şahin'i bize verin, biz size bizim belediye başkanını verelim. Kesinlikle diyor. Verir miyiz diyor ya. Onu biz bir kere bulmuşuz diyor. Ama bu bizim çok büyük bir sıkıntımız. Biz belediye başkanından kesinlikle memnun değiliz.